Evet selamlar herkese haftayı bitiriyoruz. Bugün günlerden cuma iyi bir hafta borsa yeni rekorlara gitti. E, banka hisseleri çıldırdı yani <laughs> ayların acısını adeta şu anda çıkarıyorlar. Çok ciddi bir yükseliş var. CDS'lerde bir düşüş var ben e, banka hisselerindeki bu yükseliş her zaman CDS'lerle de yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. CDS'ler ne zaman yukarı çıksa bankalarda bir baskı ee, ne zaman aşağı doğru ise bankalarda da bir alış var. Umarım iyi gider ama endeks artık kırdı. Yani 2685'ler falan bunun üstündeyiz zaten. Ee, yönümüz yukarı. Şimdi e, borsa ile ilgili bir videomuz zaten hafta sonu oluyor. Yapıyoruz. Onu tekrar orada inceleyeceğiz. Benim de zaten kendi sisteme de yazdığımda yazılar da var. Ee, on, onları da sürdürüyoruz halen daha. Şimdi geçen hafta yatırım fonlarıyla ilgili ilk videomuzu yapmıştık. Anlatmıştım size genel anlamıyla yine böyle haftada bir perşembeleri yapmak istiyorum ama bir türlü kısmet olmuyor. İnşallah yapacağız orada. Bugün de yine cumadan yapıyoruz. Olsun genel bir bilgi verdim tekrar biraz daha üzerinden geçeceğiz güzel mesajlar aldım Hani. Ee, izlenme oranı benim ortalamalarıma göre biraz aşağıda oldu ama yine de e, gayet güzel bir izlenme oranı var. Ee, yazılan yazılar çok güzel mesajlar çok güzel yani bu konuda epey bir ihtiyaç olduğunu zaten buradan da hissediyorum. Ee, her hafta yapacağız biraz daha böyle light videolar olacak. E falan Şimdi çok sorular var hani bir kısmınız yabancı teknoloji fonlarını inceler misiniz diyor, bir kısmınız Eurobond fonlarını diyor, bir kısmınız işte hisse fonu diyor, bir kısmınız başka fonlar şeklinde şeyleri var. Tabii ki inceleyeceğiz ama onların hepsini böyle tek bir videoda yapamayız çünkü çok fazla yani aşırı bir sürü fon var. Birinci videoda size de gösterdim açıkçası. Yani Türk Türkiye'de 1200'e yakın fon var, yatırım fonu var. 4,5 milyon insan yatırım yapmış vaziyette. 447 milyar TL'lik toplam bir fon büyüklüğümüz var. Hani 1200 tane fondan bahsediyoruz o yüzden biraz zor. Şimdi isterseniz çok fazla zaman yitirmeden bu sefer yine ikinci kısma bir adım atalım ikinci bir kısma adım atalım. Yani birinci kısımda genel bir inceledik. Yani Türkiye'de kaç fon var? Fonun toplam büyüklüğü ne, bu fonların çoğunluğu nereye yatırım yapmış? Nerelerde kaç yani ne kadar miktarlar var? Bunları yani şey yaptık, inceledik. Bir getiri yapmıştık en fazla getirenlerde hisse senetlerini seçtik sadece. Orada da getirenler var. Bugün de mesela şunu merak ediyor musunuz? Yani Türkiye'nin en büyük yatırım fonu kimdir? Yani nedir? Ve ne kadarlık bir fondur mesela? En büyük parayı yani bu 4,5 milyon insan e, paranın daha en büyük kısmını nerelere sokmuş? Ve yani Türkiye'nin en büyük yatırım fonları kimler? Bunları bir bakacağız ondan sonra yine bir getiri yaparız. Ee, mesela yabancı hisse fonlarını çok soran var. Son bir haftada mesela en çok artan fonlar hangileri? Yabancı fonlara bakarız. Bir de bir, bir küçük bir tık daha detaya da ineceğiz şimdi. Tekrar açalım. Evet, ben Fonbul üzerinden yapıyordum. Yani geçen haftada vardı bu. Fonbul bir ürün yani Bor, Borfin'in bir şey ürünü. Tefas da var. Tefasa da gireceğim bir videomda. Yani TEFAS'tan da incelemeler yapmasını göstereceğim. Ama e, tabii bazı işlemleri, bazı analizleri TEFAS'tan yapamıyorsunuz. TEFAS'taki bil, bil, bilgiler, ham bilgiler. Evet, e, hemen bir açalım mesela fon toplam büyüklüğünü açalım. E, buradan bir büyüklük hesabı yapacağız şimdi hep birlikte ve ne kadarlık bir şeyler var. Tabii ki ben serbest fonlar, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarını eliyorum. Geçen hafta da söylemiştim sebebini. Çok az kişi var. Bazısında bir kişilik bir fon açmışlar, özel fon. İstediğiniz zaman alamıyorsunuz, istediğiniz zaman satamıyorsunuz. O yüzden yani or orada bir yatırım yapmanız çok şey değil. Evet. 5 Ağustos itibariyle baktığımız zaman büyükten küçüğe sıralayalım. İş portföy Para piyasası fonu 8.9 milyar TL var mesela bakın orada. İkinci sırada 5.9'a iniyor. Bakın 3 milyar TL azalıyor. Yani iş iş portföy para piyasası fonu bayağı şey açık ara lider vaziyette. 5.9 milyar TL ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu, Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu da var bakın. Ee, borsa yatırım fonu bu. BYF'nin anı borsa yatırım fonudur. 5.5 milyar TL var. Ziraat portföy kısa vadeli borçlanma araçları TL fonu. 5.4 milyar var. Yapı kredi portföy dolar e, euro cinsi ve dolar cinsi borçlanma araçları fonu. 5.2 milyar var. Yine para piyasası fonu. Yapı kredi portföy para piyasası falan filan iniyor. Yani genelde. Para piyasası yani sabit getirili enstrümanlarda yani risk seviyesi düşük fonlardır bunlar. Risk seviyesi birdir bunların mesela. 1 ile 7 arası yaparsanız birdir. Çok risksizdir. Bir getiriniz mutlaka vardır. Ama o getiriniz çok e, sınırlı yani olabilir o nedenle. Ama mesela şurada yabancı teknoloji hisse senedi fonu var. Bakın yapık kredi yabancı teknoloji fon 4,5 milyar lira. Az değil yani 4,5 milyarı yabancı teknoloji hisse senedi fonuna gömmüşler. Mesela şurada Yapı Kredi Portföy Koç Holding iştirak hisse senedi fonunda 4 milyar lira var. Yani 4 milyar TL'lik bir para sadece Koç Holding'in iştirak hisselerine ben yatırım yapmak istiyorum şeklinde bir yorum yapmış. Başka farklı yani TL yatırım aracından e, sabit getirilden farklı mesela yapı kredi portföy altın fonu var 3.7 milyar e, mesela bakın ak portföy yeni tek, teknoloji biraz daha kaldırayım yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu var 3.2 milyar TL mesela bu da çok büyük çok yüklü bir miktarda bir rakam olduğunu söylemek mümkün gördüğünüz gibi fonlarda en büyük miktarlar paralar. Bir sabit getirili fonlara girmiş vaziyette ve iş 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 portföy para piyasası fonu 8.9 neredeyse 9 milyar TL ile en büyük fon şu anda. Evet şimdi bir getirilere bakalım. Mesela şu üç fonu eleyelim. Bir daha bir analiz yaptıralım. Son bir haftada, son bir haftada en yüksek fon acaba en çok artan fon kim olmuş? Ona bir bakalım. %11.24. %11.24 de Neo Portföy birinci değişken fon olmuş mesela. Ee, %10.43 ile Ak Portföy Bist Banka Endeksi hisse senedi yoğun fon olmuş. Banka Endeksi. Dikkat ederseniz son bir ayda bankalarda çok inanılmaz yükselişler var. Özellikle son bir haftada banka hisseleri çok da güçlü gitti açıkçası. ...strateji portföy birinci hisse senedi fonu olmuş. %10.30. Bakın yine burada ziraat portföy. Biz... ...likit banka endeksi hisse senedi fonu. %10.20 olmuş. Bir haftada %10 yapmış. Eğer siz... ...bireysel olarak... ...geçen hafta yani son bir haftada... ...%10 para kazanamadıysanız... ...yatırım fonlarına... ...tercih etmeniz mümkün. Mesela burada güzel bir fon. Yani olayın akışına uygun bir fon kendinize seçerseniz gayet iyi bir getir elde edebilirsiniz. Mesela yine %10.16 ile iş portföy biz banka endeksi hisse senedi fonu var. Yine bakın bankalar yine altta iş portföy iş bankası iştirak şey endeks fonu var 9.98 TEP portföy BIST e, banka endeksi hisse senedi fonu var yine yani Yine hep böyle banka hisselerine yatırım yapan fonlar gayet yükselmişler. Ama mesela e, en baştaki Neo Portföy geçen hafta %11,24 yapmış. Yani son bir haftada ama yılbaşından bugüne de %58 yapmış. Yani mesela aşağıda %90 var. Bakın şurada yılbaşından bugüne iş portföy, iş bankası, iştirak. Endeksi hisse fonu var mesela %90. Son bir yılda da %158 yapmış. Yani biz sadece haftalık olarak inceliyoruz. Böyle iniyor. Yani burada son bir haftada dikkat ettiyseniz banka hisselerine yatırım yapan fonlar ve çoğu da zaten hisse fonu. Hiç başka bir fon yok. Bu fonlarda çok ciddi bir artış var. Mesela e, petrol fonu en çok düşen... Portföy %7 ile çok ciddi bir düşüş. AK Portföy petrol yabancı e, yatırım fonu, fon sepeti fonu. Yani petrole yatırım yapan bir fon %7 ile bir haftada e, çok en büyük düşüşü yapmış. Ama mesela yılbaşından bu yana bu fon yani petroldeki hareketi tam aldı. Yatırımcısına %77 getiri sağladı. Bir yılda da %205 yükselmiş mesela yani. Tamam bir haftada %7 düşmüş de yılbaşından bu yana da %77 yapmış. Yani yılbaşından bu yana enflasyon oranı resmi olarak TÜİK'in verilerine göre %45 seviyelerinde. Onun yani çok daha fazla üstünde bir getiri var. Yıllık rakam %80'lerde enflasyonu da %205 gibi bir rakam var. Son bir haftada bu. Küçüleyen bir finans portföy MTF fonu %1.40-46 düşmüş. Q-Invest portföy kira sertifikaları katılım fonu %1.41 düşmüş. Ak portföy sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu %1 düşmüş. İş portföy MTA yabancı fonu %0.95. Dikkat ediyorsanız MTA'lar var. Bakın şurada da bir ziraat portföy MTA fon sepeti fonu var. O da eksilerde. Genellikle MTA'larda ee, en yoğunluklu olmak üzere baya çok daha ciddi bir miktarda şeyler var. Düşüşler var ama en büyük düşüş petrol fonunda olmuş. Peki çok fazla uzatmıyorum. Bu haftayı da böyle şey yapacağız. Şunu sordu soruyordunuz bana en çok sorulanlarda. Yabancı hisse senedi fonlarında hocam ne var? Bir açalım şuradan hisse senedi fonlarını açtığınız zaman burada yabancı hisse senedi fonu diye bir kategori var. Oradan çok rahatlıkla seçmeniz mümkün. Analizi getir diye bastığımızda buradan <laughs> bütün forpe. Bakınız toplam 8 tane fon var zaten. Yabancı hisse senedi fonu çok değil gördüğünüz gibi. Mesela yılbaşından bugüne en çok artanın zaten %29 yani çok az yani bakın enflasyonun çok çok altında bir artış bu. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu var. Sonra iş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu geliyor. %21 yapmışlar. Son bir haftada Amerika'da çünkü iyiydi. Yine Yapı Kredi Portföy Teknoloji Sektörü Hisse Fonu var. %4.98 ile e, çok ciddi bir miktarda e, bir haftalık bir artışı var. Ama hani yılbaşından bugüne %6.77 var. Şimdi... Az önce en büyük portföylerin içerisinde bu fonda vardı. Dikkatimi çekmişti benim. Hatta Amerika Yabancı Hisse Fonu da vardı. AK Portföy şu vardı. AFT. AK Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu vardı. O da bakın dikkat ederseniz yılbaşından bugüne %3 sadece getirmiş. Yılbaşından bugüne en çok artan %29. Bunlar tabi... Hani normal bizim Türk hisse senedi fonlarına göre çok daha aşağıda bir rakamlar. Yani yılbaşından bugüne bizim normal hisse senedi fonlarımızda %70'lere kadar giden var. %29'lar en az, en kötü performans sergileyenler yılbaşından bugüne. Akpokfe alternatif enerji yabancı hisse fonuna bir bakalım isterseniz. Bir şey yapalım. Bakın aşağıda grafiği var. Bir yılın içinde. Dikkat ederseniz son bir, yani yılbaşından bu yana çok yatay bir düşmüş çıkmış, düşmüş çıkmış ama yatay. Son zamanlarda bir e, şuradaki şu meşhur 21 Aralık'taki zirvesini bir zorlamış, zorluyor. Bakalım ne olacak orada yeni bir açılım olacak mı? E, Ekim'den itibaren asıl yükseliş var. 0.10'muş bir yıl önceki fiyatı. Şu anki fiyatı 0.1898 olmuş. Şu Ekim'den itibaren yaşanan yükseliş çok büyük ihtimalle bizim içerideki kur yükselişi. Şimdi he, şunu da söyleyeyim. Yani yabancı hisse fonuna girdiğinizde portföyünüz aynı zamanda hem o hisselerin fiyatlarındaki hareketlerden etkileniyor. Hem de döviz cinsinden olduğu için içerideki e, dolar kurunun artışından da veya düşüşünden de etkileniyor. Dolayısıyla bakın Ekim'den aralığa kadar biliyorsunuz dolar... 8 TL'lerden ta gitti 17'lere 18'lere. Yani o, onun artışı bu. Ve sonrasında da onun düşüşü. Hani 18'den 12'ye düşüş var ya o var. Bunu şey yapıyor. Evet burada ee, aylık 6 aylık %53 yılbaşından bugüne bu kadar gelmiş. Mesela altın %2.1 düşmüş. Euro %21 yükselmiş. Dolar zaten %33 yükselmiş. Yani doların %33 yükselmesiyle zaten bunlar şeyi 26'yı falan öyle bulmuşlar. BIST 100 %51 yükselmiş yıl başından bugüne. Bu arada BIST 100 endeksi çok pardon burası 46.6. Yani <laughs> yani enflasyonla şu anda en iyisi savaşan tek enstrüman bizde hisseler olmaya devam ediyor açıkçası. Evet şuradan e, künyesini incelemeniz mümkün. ...Künye'nin anlamı hani ne yapıyor, necidir? Buna baktığınız zaman bakın 21.707 tane yatırımcısı sayısı varmış bu fonda. Bu fonun toplam büyüklüğü 466'ymış. Ben yanlış hatırlamışım. Hani o milyar TL'lik fonu yanlış hatırlamışım. Olsun. Bunun üzerinden bir örnek inceliyoruz şu anda. 466 milyonluk bir fon bu. E, portföy yönetim ücreti yıllık %2.90 alıyor. Yani toplam portföy büyüklüğünün %2.90'ını alıyor. E, yüksek bir rakam. Hani benim kendi gördüğüm şu ana kadar diğer fonlar içerisinde genelde %2'ler seviyesinde böyle çevresinde dolanıyor. Bunlarınki biraz yüksek. Burada yönetim kad kadrosunu ve portföy yöneticileri var sayıyorlar. Ee, bilgi almak isterseniz burada bir mail adresini veriyorlar ve burada da size mesela bakın biraz daha büyütebilirsem e, hani okuyabilir misiniz bilemeyeceğim ama e, fonun stratejisini veriyor bakın amaç ve strateji mesela fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak alternatif enerji başlığı altında ifade edilebilen Yeni gelişen temiz yenilebilir sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu şirketlerin depo sertifikalarına e, yatırılacaktır e, şeklinde söz konusu yatırım stratejisi çerçevesinde temel olarak iş bu izahnamenin bu burası bu yazı izahnamesinden alınmış bir yazı zaten. 2.5. maddesinde belirtilen endekste yer alan yenilebilir enerji, güneş, güneş, fotovoltaik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel, biyoyakıt, temin edici enzimler ve benzeri enerji verimliliği. Nemiş onlar? Enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımın etkinleştirilmesi ile ilgilenen enerji yönetim sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı iletkenler, yeni enerji Kullanımları alanında da mikro gelişmiş piller, hibrit aktarma organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulama ve makinelerle ulaşım araçları için yakıt pilleri. Mesela ileri malzemelere de yatırım yaparım ben diyor. Nedir onlar? nanoteknoloji silikon, lityum, karbon yakalama ve değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojisini destekleyen malzeme ve süreçler... Enerji alt sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı gibi size detaylı olarak biz portföyümüze hangi faaliyette bulunan hisseleri alıyoruz bunu size yazıyor. Bunu hepsinde yazarlar. Bunu kaptan da bakmanız mümkündür. Evet, fonun risk seviyesi 6. Bakın. Para piyasası fonlarınınki 1'dir. Bu 6, yüksek riskli. Siz yüksek riski seven birisi misiniz, değil misiniz? Önemli olan bu burada. Yani size uygun mu değil mi? Nerelerden alabilirsiniz bu fonu? Akbank'ın şubeleri, alternatif dağıtım kanalları veya Türkiye elektronik fon dağıtım platformu. Yani TEFAS'a üye olan aracı kurumlarda hesabınız varsa onların üzerinden alabiliyorsunuz. Saat 13'e 13.30'a kadar işlem yapabilirsiniz. 13.30'da verdiğiniz 13.30'a kadar verdiğiniz emirler o gün akşamı oluşan fon portföy fiyatı üzerinden işleme girer. 13.30'dan sonra verdiğiniz emirlerse bir sonraki günün fiyatından girer. Burada bana bir soru vardı hocam. Ben emir veriyorum. Verdiğim günkü fiyattan işlem olmuyor. Eğer 13.30'dan sonra veriyorsan bir sonraki gün oluşan portföy fiyatından emir olur. Peki devam edelim. Şurada biraz şunu küçültmem gerekiyor. Ee, grafik kısmına baktığınız zaman e, burada fonun dağılımı var. Bakın şurası doluluk oranı %14.40-45'i dolu. Ee, portföyün %97.75'i şu anda yabancı hisse senedinde bulunuyor. Haberler kısmında haberler kısmını açtığınız zaman e, burada... E, bize tabii sürekli bir bilgilendirme yapılıyor. Bakın bunlar kapa yapılan bilgilendirmeler. Ee, buradan komisyonlar hakkında bilgiler verirler. Ben aylık rapor arıyorum. Haziran ayı aylık raporu. Temmuz ayı e, henüz yok. Bunu vermemiş mesela. Temmuz ayını buradan e, Pardon Temmuz ayını 7 Temmuz'da vermiş. Haziran'ı 7 Temmuz'da. Temmuz ayını çok büyük ihtimalle birkaç gün sonra e, verecekler. Oradan inceledi. Ama mesela Haziran ayındaki portföy durumuna bakmak isterseniz. Bakınız burada portföyü size aynen gönderir. Her ay bunu e, şirketler size yollar. Portföyün şu anda %9 Haziran sonu itibariyle. Bakın şu anda e, bu e, şey Haziran'ı veriyor. Haziran sonu itibariyle %99.64'ü hisselerden oluşuyormuş. Hangi hisselermiş mesela? Neleri almışlar? Bakınız geliniz inceleyelim. Evet biraz daha büyütmem gerekecek. Siz daha net okuyabilmeniz için sadece isimlerini okuyoruz. Tabi burada yazmamışlar isimleri. Yani şey kod olarak yazmışlar. Çok detaylı isimler yok ama... Hani Amerika'da IS, AE, ise e, bunlar menkul kıymet, bunlar hisse senedi yabancı da giriyor. E, bu, bu, burada mesela kod olarak yazmışlar, başka portföylerde isim isim de yazıyor. E, onları da bulmamız gayet tabii mümkün ve buradan hangi hisseleri aldığını da çok rahat bir şekilde de e, yani bu şey yapabilirsiniz. Bu Bulabilirsiniz. Bunu bulmanız da mümkün olacaktır. Bence. Ee, Aoye. Mesela AFA fonu vardı değil mi? AFA fonu. Şey yapmak için açıyorum. Yani o hisse portföyünü de görmeniz mümkün diye açacağım. O yüzden açıyorum. AFA portföyün haberlerinde. Bakın aylık rapor. E, Haziran 2022'nin aylık şeyi var burada raporu. AFA'yı açtığınız zaman bu da... Ak bu ak portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu. Sırf size bir göstermek için bunlar bunların da %99.6'sı yabancı hisse senedinde. Evet bakın bunlar yazmışlar isimleri açıkça ee, size daha net göstereceğim şimdi. Bakın American Airlines var, Apple var, Advance Auto var, ABBV isimli bir firma var bilmiyorum. ABT, ACN var, Adobe Systems var, Analog Devices var. Yazmışlar. Amat, Advanced Micro isimli şirketler var. Amerikan Tower var. Amazon var. Bunlar hep A harfi. Mesela Delphi diye bir firma var. American Express var. BioGen firması var. Booking Holdings var. Böyle bir sürü isimler var yani hangi şirketler hangi hisseler var ne kadar ağırlıkta olduğunu size verirler en son sütun toplam portföydeki ağırlığıdır o hisselerin bakın hepsi aşağı yukarı %0.56 0.30 yani çok fazla böyle yaymışlar ee, ve riski de gayet muntazam bir şekilde de şey yapmışlar şurada bir %3 ve 2.05 var onlar kimmiş merak ettim ha, Google. Google toplamda %5 gibi bir hareket içerisinde. Goldman Sachs var gibi iniyor. Evet, 24 dakika oldu. Çok uzun sürdü. Ben bu kadar sürmesini istemiyorum ama bu videoda da size yatırım fonları ile ilgili biraz daha detaya girdik. Bir fonun içeriğini inceleyebilirsiniz. Hangi hisseler var? Bunlara da bakabilirsiniz. Neler alıyorlar? Her ayın 7'si gibi bir önceki ayın fon, portföyünü size sunuyorlar zaten. Her türlü bilgiyi de almanız mümkün açıkçası. E, performanslara baktık. Yabancı sefonları fonları yılbaşından bu yana çok iyi gönder, yapmamışlar. E, gördüğünüz gibi. Ama e, onların da zamanı gelebilir. ABD piyasalarının da rally yapmaya başladığı zaman da işte bir sürü yabancı fon var. Buralara da girip yatırım yapmak mümkün. Yani hepsini gidip tek tek alamazsınız bu kadar hisseyi ama tek bir fonla alıp al çalmanız şey da mümkün. Bilgi verme amaçlıydı. Burada seçtiğim fonlar bir öneri değildir. Sadece bir bilgi vermek. Yani çalışmanın nasıl olduğunu anlatmak için de böyle böyle devam edeceğiz. Evet yine memnun olduysanız yoruma yazarsanız memnun olurum ne gibi şeyler bakmamızı istiyorsanız yazarsanız yine memnun olurum. Haftada bir yatırım fonları videosunu ben sürdürüyorum efendim. Peki hoşçakalın iyi tatiller.